ABD biliyorsunuz milletler arası siyasi arenaya birinci dünya harbi ile çıkmaya çalışmış ise de İngiltere fırsat vermediğinden girememiş. Hitler'in nazist Almanya'sının kabağı İngiltere'nin başında patlatması sonucu bir türlü kendini toparlayamayan İngiltere'nin bütün işi bitsin için harbin, savaşın başladığı 1 Eylül 39 tarihinden 1 Mayıs 1944 Normandiya çıkarmasına kadar tam 5 yıl Avrupa'nın ve dolayısıyla başta İngiltere'nin imdadına pek yetişmeyen, bilerek yetişmeyen Amerika, İngiltere'nin iflahı kesildikten sonra vaziyet etmiş, Normandiya'ya 1 milyon asker çıkarmış, İran üzerinden Sovyetlere 2,5 milyon insana teçhiz edecek teçhizat ile bunları taşıyacak vasıta aktarmış o yıllarda. Ve sonuçta İngiltere'nin işini bitirerek onun yeryüzünde güneş batmayan imparatorluğunun yerini almaya ucundan kıyısından başlamış. 1952'de İngiliz adamı Kral Faruk'u devirmiş. 1958'de yine İngiliz adamı Sir Nuri Said Paşa ile Kral Kaysar'ı Irak'ta, bugünkü şu Alçak Hüseyin'in amcası çocuğu, onu devirmiş. Abdülkerim Kasım denen avanak gelmiş. 1960'da yine İngiliz muhibbi Celal Bayar ve CHP'nin ayrılmaz bir unsuru, bir eşit parçası olan yine İngiliz taraftarı Demokrat Parti'yi alaşağı ederek Türkiye'de yerini kesinleştirmiş ve giderek diğer ülkelerde de aynı yolda ilerleyerek İngiliz İmparatorluğu'nun üstünde batmayan güneşi kendi imparatorluğu üzerinde batmaz hale gelmek, getirmek için çalışmış. Bu itibarla Türkiye'de 1960-27 Mayıs'ından bu yana resmen ve alenen, daha evvel teşebbüsler var bilmem, Bayar'ın hatırasını filan okursanız ben de yazdığım gibi çok açık bilgiler veriyor. Biz İngilizlerin bize önerdiği şeyleri kesinlikle ihmal etmek istemiyor ve onlarla bir şey yapmak istiyorduk ama İsmet Paşa'yla diyor meşveret ettim, danıştım. Ne yapalım istemesek de şimdinin, bugünün güçlüsü Amerika, istemeye istemeye onların teklif ettiği NATO'ya girmek zorunda kaldık diyor. Vaktiyle Günaydın'da bir kısmı yayınlanan hatıratı ek olarak daha ve 8 cilt halinde yayınlanan ben de yazdım isimli eserinde devrin Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın anlattıkları bunlar. Şimdi Amerika ilelebet dünyada güneşini söndürmeyecek mi? Sürdürecek mi güneşinin ufuklarda batmadan devretmesini? Bu mümkün değil. Zira zulm üzerine, yani zulm ile abad olunamayacağı bir kaide, bir kanun. Bunlar sömürgeci bir düzenin insan beynini sömürmekten, insanların cebini, iktisadi değerlerini sömürmeye kadar her şeyini sömürerek insanları mustazaflaştıran, ezen, küçülten, insan olduklarından utanacak hale getiren bir politika ile dünya yüzünde borularını öyle yıllar yılı, asırlar asrı öttüremezler. Öttüremeyeceklerdir. Zaten bütün mesele biz Müslümanların adam olmalarına bakıyoruz. Biz İslam olalım gerektirdiği, Kur'an'ın bizden istediği şekilde İslam olalım. Ne Amerika bir halt edebilir, ne İngiliz, ne Sovyetler, ne Fransa, ne Almanya. Hiç kimse bir halt edemez. Biz bugün görünürde nasıl bit yeniği buğdayla içi dolu buğday birbirine benziyorsa, ancak avucunuza alınca bir ağırlığıyla hissettiriyorsa dolu olduğunu, öbürün boşluğundan dolayı anlıyorsanız bit yeniği. Bugün Müslümanlar bit yeniği buğday hali. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam zamandaki Müslümanlar bit yememiş dolu dolu buğdaydı. Onun için kantarların ibretini, böyle yaylarını zorluyorlarken bugün 1 milyar Müslüman kantarın ibresini oynatmıyor. O hale gelmenin yolu Kur'an'ı ahlak edinmekten geçiyor. Bunu biz bize düşeni yaparsak Rabbimiz de kendine düşeni yapar. Bize düşen iş nefislerimizdekini değiştirmektir. Rabbimize düşen iş ise halimizi değiştirmektir. Bunu yaparsak kesinlikle bilelim ki Rabbimizin yardımını da istihkak etmiş, hak etmiş oluruz ve
müstahakına da insanlar kavuşurlar Allah'ın dilediği gibi.